Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere TED 870 RF alıcımız ve TED 880 RF alıcımızın role sürelerinin nasıl ayarlandığı ile alakalı bir sunum yapacağız. Birçok kumanda alıcısının role süresi ayarlanamazken bizim bu iki modelimizde role süresi ayarlanmakta. Kısaca bunu göstermek istedik. Normalde role süresi ayarlı değilken çok az bir şekilde rolemiz çekili kalıyor. Bunu açıp yapmamız gereken şey şu. Dip switchlerden 2 numaralı switch'i 10 konumuna getiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 10 konumuna getirdikten sonra şimdi deniyoruz. Normal bizim ona tanımladığımız 6 saniyelik bir sabit role süresi var. Ona geçmiş oluyor. Bu şekilde role süresini uzatmış oluyoruz. Role süresi çok önemli. Başka hiçbir cihazda kalmadan, gerek kalmadan diğer bazı kilitleri kontrol etmemize yarıyor arkadaşlar. Diğer alıcımız 880 bir BFT kumandası tanıttık. Tıkladığımızda şu an role süresi, biz bunu daha önce uzattık. Bir daha bastığımızda yine aynı şekilde göreceksiniz. Role süresi bizim istediğimiz kadar. Bunda role süresi opsiyonumuz çok daha fazla. 3 saniye ile yine 4 dakika arasında role süresi ayarlanabilmekte. Ama bununla alakalı ne yapacağız? Bazı değişiklikler yapmamız lazım. O da şu, şöyle gösterelim. Bizim normalde açtığımız zaman içerisinde dip switch konumu bu şekilde. Biz 1 numaralı dip switch'i 10 konumuna getiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra yapmamız gereken iki olay daha var. O da şu. Şu kon ve buton birden bir tane şunt atmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda cihaz bu moda geçtikten sonra birinci switch 10 konumuna geçtikten sonra bir role birden bir de role 2'den kontak verme moduna geçiyor. Biz her durumda da role birden kontak vermesi için role 2'nin kontağını da yine role 1 ile şantlememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani her durumda 1 numaralı NO çıkışımızdan, normalde open çıkışımızdan kontak vermesi için. Bu değişikliklerle role süresi bu şekilde ayarlanmakta. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.